Evet, yeni örneğe geçelim. 4C RCS Radyo. Yine dosyasını da beraberinde açalım. Burada da işlemler yapılmış ama bakalım burada herhalde birkaç hata var. Onları bize yaptıracak hataları düzeltin diyecek. İlk önce olayı bir anlamak üzere senaryoyu okuyalım. Erces Radyo İstasyonu'nun 2019 yılında yayınlamış olduğu reklamların başlangıç ve bitiş zamanları ve hangi firmanın reklamının yapıldığı bilgisi ilgili dosyada verilmiştir diyor. Bizim sol tarafta açtığımız dosya. 2019 yılı boyunca 1 dakika reklam vermenin ücreti ilk 4 ay 8 lira 68 kuruşmuş. 2. 4 ay yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan 8 lira 68 kuruş, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 9 lira 85 kuruş. Son 4 ayda da yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta da neymiş? 11 lira 35 kuruşmuş. 1 dakikası reklamın. Radyoda reklam veren firmalar. Peki. Hafta sonu tüm gün ya da hafta içi bir gün saat 15-15.59 arası yapılan reklamlarda %19 indirim uygulanmaktaymış. Net tutar reklam ücretinden indirim düşülerek bulunmaktadır diyor. Ve net tutar bir alt 50 kuruş katına yuvarlanmaktadır diyor. Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdaki soruların cevaplayabilmek için diyor. ilgili dosyada gereken eksik alanlar oluşturunuz. Varsa formül hatalarını düzeltiniz diyor. Onun için ilk önce Şimdi eksik alanı şu an belki tespit edemeyebiliriz. Gerekirse ekleriz diye ama biz ilk önce şu hataları bir kontrol edelim. Daha doğrusu formüller doğru yazılmış mı ona bakalım. Birinci alandan başlayalım. Tarih alanı reklamın verildiği tarih bilgisinin girildiği alan. Tamam onda bir sorun yok. Haftanın günü diye bir hesaplama alanı oluşturmuş. Sebebi ne? Yani tarihin gününü bize versin isim olarak. Yani şu perşembe gibi bak yukarıdaki örnekten de kontrol ediyorum. Perşembe diye sonuç versin diye çünkü bak şurada hafta sonu bir indirim var ya işte o tarihin hafta sonuna gelen bir gün mü olduğunu göstermesi açısından böyle bir bilgiye ihtiyaç var. Güzel oluşturması iyi olmuş. Aya geldik. Ay o da şu her ayda aya göre ücret değişiyor ya onu ölçerken lazım olacak bu bilgi. Evet, o da uygun. Doğrudur yapılmış olmasında fayda var. Çünkü ona göre ücretlendirmeyi bir formülize etmiştir büyük ihtimal devamında ona bakarız. Başlangıç bitiş zamanları evet onlar olacak ki ne kadar süre reklam verildiğini göstersin bize. Bunun ikisinin arasındaki fark o süreyi verecek çünkü. Reklam veren firma işte hangi firmanın reklam olduğunu bilelim ki ücreti ona tahakkuk ettireceğiz. Onu göstermesi açısından önemli. Reklam süresini de ölçeceğiz. Şimdi örnekteki şu yapıdan da düşünerek gidelim. Bakın başlama 12, bitiş 16 yani 12'de başlamış, 12-16'da bitmiş. Aradaki fark 16 dakika reklam verilmiş demektir. Aslında reklamlar genelde saniye üzerinden gider ama bu örnek, bu örneğe özgü olarak söylüyorum dakika üzerinden hesap eden olmuş. Yoksa biliyorsunuz saniyeli, 2 saniyeli, 5 saniyeli reklamlar bile var. Reklamın saniyesi bile ücret olduğu için bazen böyle reklamları kısa tutma söz konusu olabiliyor. Bu örnekte bütün şeyler e, dikkatimizi çekiyor. Dakika üzerinden işlem yapmış. Bu veri girişinin yani bizim için rastgele değerler ya bunlar. Yani onu yeter ki bize bir sonuç versin anlamında. Yoksa gerçek hayatta bunun saniye üzerine hesap edilmesi lazım. Formülde ona göre yazılması lazım. Burada dakika üzerinden gidiyor. Evet. Şimdi reklam süresi formülü bitişten başlamayı çıkaracağız. Doğru. Ama 60 ile niye çarpıyor şimdi? Onu düşünelim beraber. Dakikaya mı çevirmeye çalışıyor? Çünkü şunu biliyoruz biz. İki zaman değeri arasında meydana gelen bir matematiksel işlem sonucu ortaya çıkan sayısal değer saniyedir. Doğru. 60 çarparak ne yapmaya çalışıyor? Bir yanlışlık var gibi burada bakın. Zaten şuraya dikkat edin. Buradan da dikkati çekiyor. Yani şu değer 1800, 10.800 dakika reklam için çok anlamsız büyük bir rakam yani. O yüzden bakın 60'ta çarpması hata işte. Burada hatayı tespit ettik. Bir tane hata bulduk bakın şurada. 60'ta çarpıyor olması yanlış. Bu sebeple bunun üzerinde çalışacağız. Şimdi düşünelim. Normal şartlarda bakın aslında bunun saniye üzerinden ücretlendirilmesi lazım. Ancak dediğim gibi burada hiçbirinin saniye değeri girilmediği için hep dakika üzerinden gidilmiş. O zaman ona razıyız. Dakika üzerinden hesap edelim. Ama dakika üzerinden hesap edebilmek için de bizim burada bitişten başlamayı çıkartarak elde ettiğimiz saniye değerini 60'ta çarparak değil 60'a bölerek değil mi? yani dakikaya çevirmemiz gerekir. Bir saniye değerini dakikaya çevirmek istiyorsanız 60'a bölersiniz. Bak şu 28 bin gibi büyük rakamların yanlış olduğu çok bariz gözüküyor. Bak bölme işlerini burada düzeltip tamam deyip çıkınca bakın 8 dakika reklam vermiş. Bak şimdi ne kadar anlamlı hale geldi. Ama bana sorarsanız bu örneğin özel durumu dışında düşünürsek bunu saniye üzerinden ücretlendirmek daha doğru. Yani dakikası şu kadar lira yerine 60 saniyesi şu kadar lira diyerek saniye üzerinden ücretlendirmek daha doğru bir hareket olur. Ama bu örnek için tamam dakika üzerinden gidelim. Saniyeler zaten girilmediğinden sorun olmayacaktır. Dakika üzerinden işlem yapabiliriz. Peki diğer formüllere bakalım. Birim reklam ücreti işte aylara göre ücret şudur. Eğer ay buysa ücret şudur. Eğer ay buysa ücret şudur diye bir formül almış Güzel. İlk 4 ay Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Sonraki 4 ay Ağustos'a kadar evet 9.80. Aksal'da 11.35 doğru. Bu formülde bir hata yok. Reklam ücreti reklam süresi dakikası işte 8 rat 8 kuruşta kaç dakika reklam verildi onunla çarparız. Evet doğrudur. Birim reklam ücretiyle reklam süresini çarparak oradan buluruz. Güzel. O da doğru. İndirim İndirim için bakın şimdi hafta son dediğimizde bakın şurası hafta sonunu ölçen yer. Hafta son cumartesi ya da pazardır gün oldu mu bu. Peki şurası ne? Orayı düşünelim beraber. Hour dediği saat. Excel'den hatırlayın saat formülü ne yapıyordu? Bir zaman değerini bize saatini çekip veriyordu. İşte burada hour o işe yarıyor. Başlama zamanının diyor bana saat kısmını çek. Eğer bu 15'e eşitse bakın şu demek işte. Saat kısmı ise 16'ya geçmediği anlamını taşıyor. Bu 15'leri görmem benim onun 15 sırasında yani 15'li saatler içinde reklamın olduğunu ifade ettiği için bakın bu saatte başlıyorsa reklam diyor. 15 saatiyle başlayan bir zaman değeri ise diyor. O da şunu sağlıyor işte. Her gün hafta içi her gün herhangi bir gün yani saat 15'le 15-59 arasında da indirim var diyor. Bakın 19 indirim var dediği için bu üç şarttan birinin sağlanması indirim için yeterlidir anlamıyla orların anlamı da ya da, değil mi? Bu şekilde ücretin %19'unu indirim olarak hesapla diyor. Bu da doğru formül. Burada da hata gözükmüyor. Net tutarda ise bakın şurada bir ifade vardı. Çıkan sonuçları diyor. 50 kuruş katına yuvarlayın diyor. Bir alt katı olduğu için dikkat. Ha, burada da hata var. Ceiling tavana yuvarla. Ama biz bir alt katı dediği için floor tabana yuvarla dememiz lazım. Bu bir. Bir de 50 kuruş katı dediği için bak burada 5 kuruş katına yuvarlıyor. Onun için ne yapıyoruz? Bunu bir ceiling olmayacak. Ceiling tabana yuvarla floor olacak. Bir de 50 kuruş dediği için içeride 0,5'e böleceğiz. Dışarıda 0,5'te 50 kuruş katına yuvarlanıyor dendiği için bu şekilde bir sonuç elde edeceğiz. Evet çıkan sonuç buna göre yuvarlanacak. Evet. Burayı da hatalı vermiş. Alt katına dediği için tabana floor. Evet. Diğerleri ise bildiğimiz toplam formülleri. Peki. Daha doğrusu özet alanlar yani şunu şunu topla gibi. Ha eksik alan var mı onu şu an anlayamayabiliriz. Sorduğu sorulara bakarak onun cevabını o şekilde ararız. Peki. Döndük. Şimdi bul modülüyle yapacaklarımıza. Evet şimdi sorulara geçelim. Otomotiv firmaları son 3 ay toplam kaç adet reklam vermiştir? Şimdi bir şeyin sayısını sorduğu bir şey. Tabii bu bulma işlemi sonucu şuradan görebiliriz ama ben bir şey istiyorum. O sayı değerini şurada bir alanda görmek istiyorum. O yüzden saydırma yaptıracağım. Bir alan oluşturayım. Bir özet alan bana örneğin reklam veren firmaları saysın anlamında. Geliyorum şuradan. Öyle bir alana ihtiyaç duydum. İşte eksik alanlar oluşturun derken bunlar ve buna benzer varsa diğer eksikler de öyle ekleyeceğiz yapımıza sayı diyelim sadece alanımın adına. Özet alan ve bana reklam veren firmaları sayacak. Şu an bakın 1500 zaten. Şu an 1500 çıkacak sonuç. Ama neyi soracak? Step i̇şte buldurduğum zaman sonuçta kalanları göster gibi. Onu da şöyle görsel olarak şöyle alayım ki buradan takip edeyim. Biçimiyle uğraşmıyorum. Peki otomotiv firmaları diyor. Bul. Yani reklam veren firmanın adı içinde otomotiv geçenler demek o. Oto, hatta oto bile belki otomo diye de yazsam bile yeter. Enter diyorum bakın. İşte otomotiv, sevgin otomotiv, tay otomotiv gibi sonunda otomotiv olanları bana buldu. Cevap 579 diye buraya cevabı yazabilirim yani. Ha yalnız son 3 ay diyor. Pardon. Bakın burada bir ek var. Son 3 ay diyor. Evet. O zaman şöyle yapacağız bulma işlemini. Bu toplam 579 ve son 3 ay dediği Ekim, Kasım, Aralık'ta yani 579 bütün otomotiv firmalarının 2019 yılı tüm verdikleri reklam sayısı. Son 3 ay dediği için 010 1 0, 10 2019 3 nokta yan yana 31 12 2019 diyorum. Bir de reklam veren firma otomotiv olanlar başlangıcı içeren olması açısından otomobile yazsan. Oto bile yazsan ama içinde başka oto geçenler varsa karışmasını istiyorsan böyle biraz daha tam yazmanda gerekebilir. Evet. Evet. Cevap 157 oldu bakın. Demek ki tüm yıl 359 ama demek ki 157 son 3 ay verilen reklamların sayısıymış. Peki. A şıkkı böylece tamamlamış oldu. O yüzden soruları dikkatli okumak lazım. Acele etmemek lazım. Ben bu hataları yapıyorum ama sizler yapmayın diye öyle ifade edeyim artık. İlk 6 ayda toplam ne kadar reklam ücreti hesaplanmıştır? Bak reklam ücretinin toplamını aldırmışız. İyi o zaman bulacağım sonuçta bana ona göre yardımcı olur. Bul dedim. İlk 6 ay dediği 01.01.2019 3 nokta yan yana 30.06 2019 arası 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar ilk 6 ay demektir bu. Evet ne diyor? Toplam reklam ücreti. Evet kriter bundan ibaret. Başka bir detay istemiyor. Enter deyince bakın şuradaki rakamı ödüyoruz. Sadece reklam ücretini soruyor. Ödenen parayı değil. 102.964 lira 62 kuruş diye bu şekilde ifade ediyoruz. Ama indirimler falan olunca 96.752 lira ödenmiş. O ayrı konu. Soru reklam ücretlerini sormuş. Peki. Geldik. Üçüncüye kalite doğrama isimli firma Mayıs ayında ortalama kaç dakika reklam vermiş? Şimdi bakın dikkat edin. Ortalama reklam süresi diye bir alan oluşturulmuş. Bakın girince detayını da görüyorsunuz burada. Ortalamasını buldurmak. Şimdi bir hep, hep özet alan örneklerimizde ya saydırdık ya toplattık hatırlarsanız. Bakın burada ortalama reklam süresinin ortalama sonucunu almış. Yani Özet alan ortalama da alabiliyormuş bakın görüyor musunuz? Bu şekilde reklam süresinin ortalamasını bana ver şeklinde bir özellik de kullanılmış burada. Yani işlem doğru yapılmış. Bu mesela tüm genel olarak 2019 yılında ortalama 15'er dakikalık reklamlar vermiş firmalar diyebiliyoruz. İçine tıklayınca bunun küsuratı gözüküyor ama tam kısmını söylemek yeter bizim için yeterli yani. Onun için ortalama 15 dakika. Yaklaşık anlamına da gelir o. 15 dakika reklam vermişler. Şimdi soru şu ama. Kalite Doğrama isimli firma Mayıs ayında diyor. O zaman bul diyorum. Bir ay olarak Mayıs olacak. İki firmada direkt kalite doğrama diye bir firma olacak. Enter dediğimizde 11 dakika ortalama 11 dakika Mayıs ayında reklam vermiş kalite doğrama firması diye cevap verebiliyoruz. Peki bir sonraki soru doğrama firmaları müşterilerine toplam ne kadar indirim yapmıştır diyor. Bul dedikten sonra bu sefer firma içinde doğrama ifadesi geçen kalite doğrama o firmalardan biriydi sadece. Bu ise içinde doğrama geçenler demek bu. Toplam ne kadar indirim yapılmıştır? Enter deyince bakın kalite doğrama dışında başka ne firmalar varmış? Bakın Kapadokya doğrama varmış. Tamam mı? Yani diğer kapı doğrama olan firmaları da böylece bulmuş oluyor. Sorunun cevabı toplam ne kadar indirim yapılmıştır? İndirimin toplamı. Ha bakın işte burada bir eksikliği tespit ettik. Her indirimi gösteriyor. Bunun toplamını alan bir formül oluşturulması unutulmuş. Ya da şimdi ihtiyaç oldu. Yani indirimleri toplayan bir alanım yok ki benim. Bakın şu an 597 kaydı bulduk. Şu an gidiyorum. Bu 597 kayıt bulunmuşken yapıyorum işlemi. Bana sonucunu verecek ama bu şu demek değildir. Sadece bunu bulacak demek değildir. Evet. Birazdan göreceksiniz ne demek istediğimi. Toplam indirim diye bir alan oluşturalım. Bu da bize özet alan indirimleri toplasın. Tamam. Bu buraya eklendi. Bunu da isterseniz şu araya koyabilirsiniz. Bakın orada şöyle bir yöntem uygulayacağım. Önceki birkaç örneğimde uyguladım. Şunu kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Bunun sadece biçimini kullanmak için böyle bir şey yapıyorum. Tamam. Ardından şunun etiketini siliyorum. Bunun üzerine çift tıklayıp sen toplam indirim alanı ol diyorum. Etiketini de koy yanına diyerek bakın buraya onu bunun biçiminden yararlanarak buraya daha hızlı bir şekilde koyabiliyorum. Ya da koyulmuş alanı biçimlendirebilirdiniz. Ya da kendiniz de daha sonradan şuradan alanı koyma yöntemiyle koyabilirdiniz. Yani bunları biliyorsunuz zaten. Evet. Şu etiketini de diğerlerine benzer olsun istiyorsanız şuradan bir kalın özelliği verirsiniz. Bu şekilde bunu da buraya yerleştirirsiniz. Peki. Şimdi geldim. Bakın. Buldurduktan sonra işlemin sonucuyum 5951 lira indirim yapılmış. İçindeki küsuratları göstermemiş. Biz öyle ayarlama yapmışız. Çıkan sonuçlar doğrudur. Çok küsuratla ilgili bir sorunumuz yok. Buraya nasıl biçimlendirdiyse o sonuçları cevap olarak söyleyebiliriz. Evet. Peki tüm kayıtları geri dönersem buradaki değer tüm kayıtlara yapılan indirimi gösterir hale gelir. Ondan sonra tekrar buldurduğumda neydi? Doğrama firmaları değil mi? Tekrar buldurduğumda tekrar o sonucu gösterir. Yani burada yeni alanan, özet türde alanlar aynı Excel'deki alt toplam gibi çalışırlar. Bulunanların sonucunu gösterirler. Tekrar tüm kayıtlara geri döndüğünüzde de tüm kayıtların sonucunu gösterirler. Yani özet alanların durumu odur. Evet. Bu da tamamlandı. Onun da sonucunu bulduk. Şimdi Son şıkta ufak bir mantık kurgusu gerektiriyor. Hafta içi yapılan reklamlardan toplam kaç lira tahsil edilmiştir? Şimdi hafta içi dediğimiz günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hafta sonu da cumartesi, pazar. Şimdi bunu buradan gelip bul deyip şu 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 tarihi birlikte yazma mümkün değil. Aynı anda seçemiyorum. O yüzden ben mantık kurgusu geliştireceğim. Şöyle düşünüyorum bakın. Diyorum ki haftanın günü Cumartesi ya da pazarsa bir sonucunu veren, akselde sıfır sonucunu veren bir formül yazayım. Böylece sıfırları buldurduğumda ne yapmış olurum? Hafta içi olanları ifade etmiş olurum. Böyle bir formül yazmak istiyorum. Bakın. Ya yani bunu ben kendim tercihen yapıyorum. Bu da bir mantık kurgusunu yine vermek için size aslında. Diyorum ki buna gün kontrol diye bir hesaplama alanı oluşturuyorum günün hafta içi mi hafta sonu mu olduğunu hesaplayan bir nevi bir formül olacak. O da şöyle olacak bakın. Eğer diyeceğim aç parantez. Haftanın günü eşittir. Cumartesi ya da or haftanın günü bakın tekrar sınadığıma dikkat edin. Tırnak içinde pazar ise bir sonucunu ver. Bu bir hafta sonu anlamına gelsin. Akselde sıfır sonucunu ver diyerek bir kurgu oluşturuyorum bakın. Yani cumartesi ya da pazarsa birdir, akselde sıfırdır. Aksel sıfır haftanın diğer günleri demek yani. Sonuç sayı çıkacak doğru. Bakın böyle bir alanı oluşturdum. Peki bu benim ne işime yarayacak bakın şimdi. Şunu da şöyle görünür olsun diye şuraya alıyorum. Çok altta kalmasın. Evet. Bakın bu mantık kurgusu. Bir örnekte daha kullanmıştık. Örnekleri takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bakın şimdi hafta içi olanlara sıfır sonucunu veriyor. Bakalım hafta sonu olan denk gelen günlere bir sonucunu veriyor. İşte ben burada bul sıfırları deyince hafta içi günleri bul demiş oluyorum. Çünkü buraya aynı anda birden fazla değer sorgulatamıyorum. Yani bana cumayı, pazarı, pazartesi, şusu, busu birlikte yazamadığım için bul modülünde Böyle bir kurguyla sonuç elde ediyorum. Cevap toplam kaç lira tahsil edilmiştir? %162.279 lira tahsil edilmiştir diye de cevabı buluyorum. Bakın. Yani 1500 tane işlemin 1064 tanesi hafta içi yapılmış. Geri kalan işte 400 küsürü hafta sonu yapılmış demektir. Burada da bunu anlamış oluyoruz. Dediğim gibi hazırladığınız yapılarda kendiniz daha sonra yeni alanlar ekleyerek çözüme ulaşmada değişik çözüm yöntemleri geliştirebilirsiniz. Bu biraz sizin işte yaratıcılık kabiliyetinize kalıyor. Biraz mantık muhakeme düşünce yapınıza kalıyor. Yeter ki sonucu bulun. Böylece bu örnekte tamamlanmış oldu.